Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli dostlar, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Kıymetli dostlar, Nizamül Mülk siyasetnamesinde Sasani kisralarından adaletiyle nam salmış, adaletiyle meşhur olmuş Nuşirvan'ın bir hikayesini bize aktarır. Nuşirvan daha genç yaşta babasının yerine iktidara geçer. Çocuk olduğu için etrafındaki vezirler onu çokça önemsemezler. Ve herkes kendi fikirleri doğrultusunda hareket eder. Aradan 3 yıl geçtikten sonra Nuşirvan bütün vezirlerini, emirlerini toplar ve onlara der ki: "Emirlerim, vezirlerim, ben babamın yerine tahta geçtim. Siz benim vezirlerimsiniz. Babam sizi atamıştı. Ben de size karışmadım. Yani sizi yerinizde bıraktım. Bu yolda hepimiz bir hedef için uğraşıyoruz. Amacımız yeryüzünde adaleti sağlamak, insanlara iyi muamelede bulunmak, geride güzel bir isim bırakmaktır. Zaten siz önemli mevkilere sahipsiniz. Malınız var, mülkünüz var. Sakın ola ki kimseye zulüm etmeyin, haksızlık etmeyin. Ben sizin başınıza haksızlığı, adaletsizliği yok etmek için geldim. Eğer biriniz adaletsiz davranırsa o zaman benden cezasını görecek. Sakın ha böyle yollara tevessül etmeyin" der. Tabi Nuşirvan'ın sözleri bu emirlere etki etmez. Çünkü onlar yine bildiklerini okumaya devam ederler. Kimisi der ki: "Nuşirvan benim sayemde tahttadır. Ben olmazsam o orada oturamaz" der. Aradan 2 yıl daha geçer. Horasan ve Azerbaycan emiri Azerbaycan'ın bir yerinde bir saray yapmak ister. O yerde yaşlı bir kadının annesinden babasından ona miras kalmış ve ondan başka geçinecek hiçbir şey de yok. Gelip o araziyi o kadından isterler, kadın vermek istemez. Vermeyince de zorla ondan alırlar ve oraya bir köşk dikerler. Kadın gidip onlardan "bari arsamı aldınız, onun ücretini bana verin" der ama bu sefer ücreti de vermezler. Kadın 2 yıl boyunca bu insanların peşinden gider, yalvarır, yakarır, hiçbir şeyin olmadığını, yaşlı bir kadın olduğunu, bu dünyada hiç kimsesinin olmadığını söyler ama onlara söz geçiremez. Kadın medainde adil bir hükümdar var. Ben onun yanına gideyim der ve Azerbaycan'dan medaine gelir. Sarayı görünce ve sarayın şatafatını görünce huzura kabul edilmeyeceğini düşünerek saraya gitmez ve sarayın dışında beklemeye başlar ve şöyle der: "Şayet Nuşirvan atıyla saraydan çıkarsa önüne atlarım, bağırırım, çağırırım, belki derdimi ona ulaştırırım" der. Birkaç gün sarayda, sarayın kapısında nöbet tutar. Kralın ava çıkacağını duyum alır. Hemen nereye gideceğini tahmin ederek o bölgeye doğru
yürür ve av yerine ulaşır. Nuşirvan askerleriyle o av yerine gelir, çadırını kurarlar ve etrafa dağılırlar. O esnada Nuşirvan çadırın altındadır. Kadın derdini bir mektuba yazmış ve hemen o çadırın içine girerek o mektubu Nuşirvan'a uzatıyor. Nuşirvan mektubunu okuyor ve hemen bir askerini çağırarak bu kadını götür, emniyetli bir yere götür, yiyeceğini, azığını temin et, ben sizi çağırdığımda karşıma gelirsiniz der. Nuşirvan emirinin böyle bir şey yapıp yapmadığını düşünür. Acaba gerçekten bu kadının tarlasına tenezzül etmiş midir diye içinden geçirir ve saraya döndükten sonra bu konuyu araştırmak için bir kölesini çağırır ve ona der ki Azerbaycan'a git, bu kadının durumunu araştır, 20 gün sonra 20 gün orada kal, yani oraya vardıktan sonra 20 gün orada kal, her şeyi öğren ve gel bana durumu anlat der. Kölesi Azerbaycan'a gider, durumun doğru olduğunu tespit eder ve geri döner. Nuşirvan'a durumu anlatır. Nuşirvan hayret içinde kalır ve şaşırır. Hemen harekete geçer, bütün emirlerini toplar ve onlara der ki, Azerbaycan emirim ne durumda? Yani ne kadar mala sahip? Derler ki aramızda en zengin olan emir Azerbaycan emiridir. O çok büyük mala sahip, kölelere sahip, arazilere sahip. Nuşirvan peki bu kadar mala mülke sahip olan bir insan nasıl olur da acuz, yaşlı bir kadının arazisine göz diker? Vallahi ibret için, insanlara ibret olması için ben o emiri cezalandıracağım der. Ve emiri huzura getirtir. Emirin vücudunu derisini soyarak vücudunu derisinden çıkarır ve derisinin içine saman doldurarak onu sarayın kapısına asar ve tellallar Medain şehrinde şu sözleri tekrar ederler. 7 gün boyunca kim zulüm yaparsa Azerbaycan emirinin uğradığı akibete uğrar. Onun başına ne gelmişse aynı cezayı siz de çekersiniz diye insanlara ilan edilir. Ve insanlar bu olaydan sonra adaletsiz davranmaya korkarlar. Nuşirvan böyle de durmaz. 7 yaşında bir çocuğun ulaşabileceği bir şekilde dışı sarayın için dışında yani zincirin başı kalenin dışında, sarayın dışında, sonu ise Nuşirvan'ın bulunduğu odaya kadar bir zincir döşer ve o zincirin üzerine ziller takar. Dışarıdan birisi eğer o zinciri çekerse demek ki dışarıda birisi zulme uğramış ve hemen Nuşirvan onu içeriye alır, onun derdini dinler ve derdine derman olurdu. Tabi bu kadının hakkını bu şekilde alınca 7 yıl geçer ama hiç kimse zili çalmaz. Çünkü artık herkes adaletli davranıyor. Hiç kimse zulmedip başına gelecek cezadan emin olamadığı için. Çünkü dışarıda sarayın dışında kim zinciri çalarsa Nuşirvan onu huzuruna alacak. Onun için hiç kimse adaletsiz davranmaya yeltenemiyordu. Aradan 7 yıl geçer.
Bir gün Nuşirvan zilin sesinin geldiğini duyar. Hemen o zil çalanı huzuruma getirin der. Hacipler sarayın kapısına gelir bakarlar ki cılız, zayıf bir eşek. Nuşirvan'a yanlışlıkla olmuş eşek yani kaşınmak için, kaşıntısını gidermek için zile sürtünmüş. Yoksa adalet arayan kimse yok derler. Nuşirvan, hayır yanılıyorsunuz. O eşeği huzuruma getirin der. Eşeğin halini görünce hemen bu eşeği medayinde gezdirin ve insanlara bu eşeğin kime ait olduğunu öğrenin. Çarşıya getirirler. Bu eşeği tanıyıp tanımadıklarını esnafa sorarlar. Esnaf da bir boyacıya ait olduğunu söylerler. Hemen onu ve o mahalleden, o çarşıdan dört kişiyi Nuşirvan'ın huzuruna getirirler. Nuşirvan o adama o eşeği o hale getirip bıraktığı için 40 değnek vurdurur. Onu cezalandırır ve ona der ki, bak şu elimde gördüğün ölçeği alacaksın ve her gün için bu eşeğe bir ölçek yem vereceksin. Ve bu insanlar da buna şahit olacak. Şayet bu eşek konusunda bir kusur işlersen bu gördüğün cezanın daha fazlasını tadarsın der ve onu evine yollar. İşte kıymetli dostlar, Nuşirvan İslam'dan önce yaşamış bir insan. Bu insan adaletiyle ne yapmış? Ün salmış ve kitaplarda yerini bulmuştur. O kitabı bilmediği halde, Kur'an'ı bilmediği halde, sünneti bilmediği halde böyle adil davranmışsa biz Müslümanların, Allah'ın her cuma günü bize tekrar ettiği اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ, Allah size adaleti ve iyiliği emrediyor. Ve buna benzer daha nice ayetler Kur'an-ı Kerim'de bize adaleti, iyiliği, akrabaya bakmayı emrederken bizler hangi yollara giriyoruz? Bizler hangi yollarda yürüyoruz? Bizler kimlerin kalbini kırıyoruz? Bizler insanları nasıl incitiyoruz? Eğer bizler bunları yapıyor isek, bunları yaparsak, bizler nasıl Allah'ın rızasını kazanabiliriz? Bizler Allah'ın rızasını kazanmazsak, öbür dünyada halimiz nice olur? Yüce Mevlam bizleri adaletten, haktan, hukuktan ayırmasın. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.